2014 yılında Irak'ta Ezidilerin IŞİD canilerinden kaçtığı bir haber kulağımıza geldi. Ben de İstanbul'dan oraya hareket ettim. Yani elimden geldiğince onlara nasıl ulaşabilirim? Nerelerden Türkiye sınırına geliyorlar? Tabi bunların hepsi illegal girişler. Sınır hatlarından, sınır boylarından yürüyerek, özellikle Roboski kırsalından yürüyerek insanlar Irak'tan, IŞİD canavarlarından buraya kaçtılar. Ben de bunları takip etmeyi çok istedim. Neyse, uçaktan indikten sonra Cizre'de Roboski kırsalına gittim ve onları takip etmeye başladım. Nereden geldiklerini, hangi yönden geldiklerini elimden geldiğince takip etmeye başladım. Sınırın diğer hattına, yani Türkiye değil de Irak sınırının hattına doğru sınır taşını geçtikten sonra onlarla beraber insanların nereden geldiğini öğrendikten sonra onlarla beraber oraya gittim. Amacım onlarla beraber tekrar Türkiye sınırına girip bir göç hikayesi, onlarla beraber bir yürüyüş rotasının göç hikayesini yapmaktı. Sanırım hayatımı değiştiren işlerden bir tanesi oldu. En önemli işlerimden bir tanesi oldu Ezidi işi. Oraya gittiğimde yani tabii tamamen bir insanlık travmam vardı. Hayatımda ilk defa bir kadının doğum yaptığını orada gördüm. Mesela Irak dağında, sınır hattına çok yakın bir yerde, Türkiye sınırına çok yakın bir yerde, Irak tarafında. İlk defa bir kadının orada doğum yaptığını gördüm. 23 yaşındaydım. Çok gençtim yani o zaman. Ve hani bu beni çok ciddi şekilde olgunlaştırdığını düşünüyorum. O doğum yapan kadın orada bir bebek doğduktan sonra aynı gün birkaç saat sonra başka bir adamın sokakta, yani o yolda öldüğünü gördüm. Yaşlı bir adamın kalp krizi sonucu. Belki açlıktan, belki susuzluktan öldüğünü gördüm. Bu bütün yaşam döngüsünün hepsini bir gün içinde gördüm. Yani doğum ve ölümü aynı gün, aynı şekilde şahit oldum. Tabii bir yerden sonra artık hani fotoğraf çekmeyi bırakmıştım. Hani insanlarla beraber hareket ettiğim için hani yaşlılar var, çocuklu aileler var. Bir yerden sonra kendimi böyle mülteci gibi görmeye başladım. Yani onlara yardım ederken buldum kendimi. Fotoğraf makinesini bir yere koymuştum. Yani sadece amacım onlara yardım etmekti. Çocukları taşıyorum, hamile kadına yardım etmeye çalışıyorum, işte yaşlılara yardım ediyorum böyle. Kendimi öyle buldum bir anda. Tabii bir yandan da fotoğraf çekiyorum böyle, hani elimden geldiğince hani yakalayabildiğim anları, çekebildiğim anları. Ve sonradan fark ettim ki aslında öyle bir hale gelmiştik ki orada yokmuşum gibi. Fotoğrafların hepsinde öyleydi. Bana göre o yüzden fotoğraflar çok iyi oldu. Hikaye çok iyiydi çünkü onlardan biri gibi olmuştum. Onların içine çok girmiştim. Belki de hani böyle yapabilirsek daha mı iyi olur acaba diye düşünüyorum. Fotoğrafçılığımızı, hikaye anlatıcılığımızı. Hani içeriye ne kadar yakın olabilirsek, ne kadar işin içine girebilirsek daha iyi, daha başarılı olabiliriz gibime geliyor. Fotoğraflarımız daha iyi olabilir gibime geliyor. Böyle.